Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfusehum ve emvâlehum bi'enne lehumul cenneh. Yuqâtilûne fî sebîlillâhi feyaqtulûne ve yuqtelûne va'den aleyhi haqqan fit-tevrâti vel-incîli vel-kur'ân. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği, razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşanması gerektiği gibi yaşamaya. Fedakarlık yapılması gerektiği gibi fedakarlık yapmaya. Şükredilmesi gerektiği gibi şükretmeye. Sabredilmesi gereken yerlerde de sabretmeye her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, okuduğum ayet-i kerime Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri müminim diyen insanlara bir gerçeği haber veriyor. Elhamdülillah ben Müslümanım. Diyor musun? Diyor. O zaman Allah Celle Celaluhu eğer sen müminsen buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kalben tasdik ettin mi? Dilinle ikrar ettin mi? İnandın mı bu cümleye? Ha o zaman sen hayata nasıl bakacaksın? Hayatı nasıl okuyacaksın? Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin. Rahmetli dedem okuma yazmasını bilmiyordu. Bir kahveye gitmiş Zonguldak'ta, orada çalışıyor. Okuma yazma bilmediğini çaktırmak da istememiş. Kahvede masanın üzerinde o zaman da yeni yeni çıkmış gazeteler vardı. Gazeteyi almış eline numaradan güya okuyorum. Meğer gazeteyi ters tutmuş. Birisi demiş ki ona, gazeteyi demiş ters tuttun demiş. O da güya çaktırmadan zeytinyağı gibi üzerine çıkmak istemiş. Marifet doğru okumak değildir, marifet tersini okumaktır demiş. Şimdi gazete tersine okunmaz, hayatı da tersine okumamak lazım. İman etmiş olan insanlar, Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan insanlar, şu gerçeği çok iyi bilmelidirler. Biz Allah Celle ve Ala Hazretlerini bilinceye kadar, buluncaya kadar, inanıncaya kadar her şeyi akılla çözeriz. Ancak Allah'a inandıktan sonra, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inandıktan sonra aklımızı bir köşeye kenara koyarız. Allah ve Resulünün çözümlerine teslim oluruz. Ne demek bu? Biz kalkıp da şunu söyleyemeyiz. Bugün mesai günü, cuma saati ama insanlar mesaide, fabrikada,
çalışacağım, para ödeyeceğim, para tahsil edeceğim. Şimdi öğlen vaktinde namazın ne işi var diye aklımız burada ne yapmaz? Bize bir şey söyleyemez. Kes sesini deriz ona. Allah benden bu saatte namaz istiyorsa, buna ben akıl yürütmem teslim olur. İkindi de mesai saati içerisinde benden Allah namaz istiyorsa, ben bunu taşıyayım akşama, yatsıdan sonra kılarım diyemem. Allah'tır bu. Mahallenin muhtarı değil, kainatın sahibidir bu. Kainatın sahibi, ülkenin de sahibi değil, yerlerin, göklerin sahibi, yaratıcısı, her şeyi elinde. İlminde sınır yok, yetkisinde sınır yok, hikmetinde sınır yok. Kimseye ihtiyacı yok. Kimse ona hesap soramaz. Onun için biz Allah'ı bilinceye kadar, buluncaya kadar aklımızla hareket ederiz. Allah'ı bildikten sonra ve bulduktan sonra Allah'a teslim oluruz. Bu niye haramdır, bu niye günahtır, bu niye farzdır? Bunlar bizi ilgilendirmez. Haramsa haramdır, bitti. Farzsa farzdır, bitti. Biz bu konuda ne yapamayız? Benim aklım, mantığım bunu kabul etmedi. Sen kimsin, aklın kim? Bir damla meniden yaratılmış insan. Bir damla meniden yaratılmış, evveli yokluk, ahiri yokluk. Sonunda da ne olacak insan? Bir leşe dönüşecek. Yani insan için leş ifadesi biraz ağır bir ifade ama yani hayvan öldüğü zaman çürüyor, çürüyene leş diyoruz. İnsan da toprağın içerisinde çürüyor, leş oluyor. Yani evveli bir damla, evveli yokluk, daha sonra bir damla meni, daha sonrası da ölümle beraber çürümek ve böceklere yem olmak olan bir insan, benim aklım, mantığım bunu kabul etmiyor. Sen kimsin ki aklın, mantığın kim, ne olsun? Allah'ın karşısında böyle. Allah'ın karşısında ve Resulünün karşısında manzara farklı bir şey değildir. Şimdi kıymetli dostlar, hayatı Allah'ın yazdığı gibi okumak lazım. Biz inanıyoruz ki dünya fanidir, ahiret bakidir. Doğru mu? Kelime-i şehadet getiren insanlar vel ba'su ba'del mevti hakkun, ölümden sonra dirilmek haktır. Buna inanıyor musun? Hayata ne gözle bakıyoruz? Yiyeceğimiz, içeceğimiz, evleneceğimiz, zevkimizi yaşayabileceğimiz, gel keyfim gel diye arzularımızı tatmin edeceğimiz bir yer olarak mı bakıyoruz dünyaya? Yok. O zaman kediler gibi bakmış oluruz. Tavuklar gibi, horozlar gibi bakmış oluruz. Hayvanlar gibi bakmış oluruz. Biz dünyaya hangi gözle bakıyoruz? Burası bizim geçici bir yurdumuzdur. Otelde konaklayan, bir hafta bir aylığına konaklayan birisi gibi. Biz buradan göçeceğiz. Burası bizim sınav yerimiz, imtihan yerimizdir. Bizi buraya getiren güç ve kuvvet sahibi olan Allah, bizi sınavdan geçiriyor. Kendisine inanacak mıyız, inanmayacak mıyız? İnandıktan sonra kulluk yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Eğer imtihanı kazanabilirsek, diyor ki bize, ebedi ve sonsuz hayatta bir daha imtihana tabi tutmayacağım sizi. Aklınızın almadığı, hayalinizin ulaşmadığı, gözünüzün görmediği, kulaklarınızın duymadığı, işitmediği zevkli bir hayat size ebediyen sunmuş olacağım. Bir daha sınav yok, sınav bir kere. Sınavı yeter ki kazanın. Kazandığınız zaman ötesi ebedül abad, sonsuza dek mutluluk sizi bekliyor. İnandık mı buna? İnandık. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu kâfirlerle ilgili Es-Sa'idu billah ve ye'kulûne kemâ te'kulul en'âmu ve'n-nâru methvellehum. Hayvanlar gibi yer kâfirler. Hayvanlar gibi yerler içerler, hayata hayvanlar gibi bakarlar diyor. Şimdi bir kâfirin yemesiyle bizim yememiz arasında fark yok. O da eliyle yiyor, kaşıkla yiyor, tabaktan yiyor. Biz de aynı şeyi yiyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu kâfirlerle ilgili hayvanlar gibi yerler diyor. Yani kâfir insan yemeğe sadece yemek olarak bakar, tatmin eder mi, etmez mi, canı ister mi, istermez mi ona bakar. Haram mıdır, helal midir, caiz midir, değil midir? Ben bunun şükrünü eda ettim mi, etmedim mi, etmem gerekir mi, gerekmez mi? Böyle bir şey yok. Ne besmele ile başlayayım,
ne de dua ile bitireyim, ne de şükredeyim, böyle bir sorumluluğu yok. Aynen kedi gibi, efendim, kedilere kurban. Onlar bizim gibi sorumlu değillerdir. Diğer hayvanlar. Kâfirler hayvanlar gibi yerler. Çünkü onun maksadı nedir? Sadece karnını doyurmak, canının istediğini yerine getirmektir. Ama biz Müslümanlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan insanlar, hayatı Kur'an'ın yazdığı şekilde okuruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği şekilde okuruz. Sonuçta Tevbe suresinin 111. ayeti kerimesinde hayatı bir okuyalım. Allah diyor ki, kullarım, imanlı mısınız, değil misiniz? Elhamdülillah, hakka mümin ve Müslümanız. O zaman hayatı şimdi okuyun diyor Allah Celle Celaluhu. Ben müminim elhamdülillah diyen insanlarla bir sözleşmem var. Eğer iman ettiyseniz bu sözleşmeyi de imzaladınız, haberiniz var mı? Nedir bu sözleşme? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ بَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ey müminler! Sizden ben canlarınızı ve mallarınızı satın aldım. Karşılığında da cenneti verdim. Müminler! Siz bana canlarınızı ve mallarınızı satın. Ben de karşılığına size cenneti verdim. Tamam. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ imzasını attığında neyi demiş oluyoruz biz? Allah'ım, canımı, malımı sattım sana. Cennetini aldım. Cenab-ı Hak da verdim sana cennetimi diyor. Peki, ayet-i kerimenin devamı. يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşacaklar müminler. Gerektiği zaman savaşacaklar. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Din düşmanlarını, vatanlarına, dinlerine, namuslarına taarruz eden, onları yok etmek isteyen insanları yok edecekler. Bu esnada kendileri de öldürülecek. Öldürmeye de, öldürülmeye de razı olacak. Ben savaşa gidersem ölürüm, öldürülürüm, yaşamak istiyorum. Ya hayatı doğru oku. Yaşamak istediğin kadar yaşayamazsın. Allah sana ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşarsın. Vakti saati geldiğinde yatakta da ölürsün, affedersin tuvalette de ölürsün, mutfakta da ölürsün, merdivenlerde de ölürsün, yolda da, parkta da, ormanda da ölürsün. Her savaşa giden ölmez, her savaşa gitmeyen de yaşamaz. Kim ölür? Vakti saati gelen ölür. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرَانِ Allah, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu sözü vermiştir. وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْلِهِ مِنَ اللّٰهِ Ben söz verdim size. Siz canınızı, malınızı Allah'a satar. Gerektiği zaman canınızı, namusunuzu, vatanınızı, dininizi ve mukaddes değerlerinizi koruma adına savaşır, ölür, öldürür veya ölür, şehit olursanız, ben size cenneti söz verdim. Benden daha çok sözünde kim durabilir? Ben size bu sözü verdiysem, cenneti verdim demek midir? El-Hak, cenneti verdim demektir. Öyleyse, فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Siz böylece iman etmiş olmakla, Allah ile bir sözleşme yapıyorsunuz. Allah'ım, ben canımı ve malımı sana sattım. Karşılığında cenneti aldım dediniz. Allah da verdim size cenneti be. Verin malınızı, canınızı bana. Tamam, bu iş bitmiştir. Yaptığınız bu alışveriş sebebiyle sevinin. Çünkü zaten canımız da malımız da Allah'ın. İstersen verme. Vermesen almıyor mu sen? Alıyor. Canımız da Allah'ın, malımız da Allah'ın. Ama böyle geçici bir süre bize bunu teslim etmiştir. Sanki kendi kendimize istediğimizi yapar gibi bir durumdayız. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, irade verdim. De ki sen kul olarak, Allah'ım, canımı da sana sattım, malımı da sana sattım. Malımı nasıl istersen öyle tasarruf ederim, canımı nerede istersen oraya harcarım. Bunu yaptığın takdirde ebedi cennet senindir, ölümsüz cennet senindir. Sıkıntısız cennet senindir.
ağlaması olmayan, hep gülmek olan, sıkıntısı olmayan, hep mutluluk olan, fakirliği olmayıp hep zenginlik olan, hastalığı olmayıp hep sağlıklı olan, ihtiyarlığı olmayıp hep gençliği olan, cennet senindir diyor. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Bu büyük bir kurtuluştur. Kıymetli dostlar, dinimizde yeri geldiği zaman dinimizi ve mukaddes değerlerimizi, namusumuzu ve şerefimizi korumak, vatanımızı korumak uğrunda canımızı verip şehadet şerbetini içmek bizim için en sevdiğimiz yemeği yemekten daha sevgili olmalıdır. Bunu şerefli ecdadımız Çanakkale'de gösterdi mi? Çanakkale'de 250 bin civarında şehit verdik. Bunların çoğu öleceğini bile bile düşmanın üzerine gitmiştir. Mermisi bitti halde süngüsünü takmış düşmanın üzerine gitmiş. Elinde silahında mermisi olan düşmanın üzerine süngüyle gitsen ne olacak? Ben ölmeye razıyım. Ben cennete girmeye razıyım. Şehadet şerbetini içmeye razıyım. Şu cennet vatanımı cünüp ve dinsiz insanların çizmesi altında çiğnetmek istemem. Ezan seslerini durdurmak istemem. Mabedime değmesin mabedime namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli, şairimizin dediği gibi. Kıymetli dostlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اِنْتَدَبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجِ ف۪ي سَب۪يلِهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا اِيمَانٌ بِي وَتَصْد۪يقٌ بِرُسُلِي اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيمَةٍ Bir insan Allah için, Allah rızası için dinini, mukaddes değerlerini, vatan mukaddes değerlerdendir. Çünkü bu vatanın içerisinde sınırlarımızı korursak, emniyet içerisinde ibadetlerimizi yapabiliriz, namusumuzu koruyabiliriz, ibadetlerimizi gerçekleştirebiliriz. Dinimizi, mukaddes değerlerimizi, cennet vatanımızı Allah için korumak maksadıyla bir insan Allah'a ve Resulüne inanarak savaşa çıkmış olsa, düşmanla cepheye savaşmak için gitmiş olsa, Allah Celle Celaluhu iki garantiden birisini ona veriyor. Eğer geriye dönerse, savaştan sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geriye dönerse, Cenab-ı Hak ona büyük mükafat vaat etmiştir. Nasıl mükafat vaat ettiğini biraz sonra yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyeceğiz. Veya orada ölürse şehadet şerbetini içmek suretiyle yumdu gözünü, teslim etti ruhunu, bir taraftan gözünü kapatıyor ama bir alemden gözünü kapatırken, dünya aleminden gözünü kapatırken cennet alemine gözünü açmış olacaktır. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer benim ümmetim için bir zor durum olmasaydı, zorluk olmasaydı, hiçbir savaştan geriye kalmazdım ve ben Allah yolunda öldürülsem, tekrar dirilsem, diriltilsem, tekrar öldürülsem, tekrar diriltilsem, tekrar öldürülsem, tekrar diriltilsem, peygamber olarak ben bunu çok arzu ederim diyor. Ancak ben bunu yaptığım takdirde ümmetim hepsi benim peşime takılacaklar, onlara çok zor olacak bu iş. Bundan dolayı ben her seriye katılmıyor ve bu söylediğimi gerçekleştirmiş olmuyorum. Yoksa efendim, eğer savaş Allah yolunda savaşmanın mükafatı bu kadar büyük olmasaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle der miydi? Bukhari'de rivayet edilen hadis-i şeriflerinde, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer ben savaşa gittiğim halde birileri, ah ben de gitseydim üzüntüsünü yaşamamış olsalardı ve onları savaşa temin edecek, savaşa katılmalarını sağlayabilecek maddi imkanlar onlara temin edebilmiş olsaydım ki her arzu edeni bunu temin etmek de mümkün değildir. Ben savaştan geri kalmazdım.
Allah yolunda savaşa gider, öldürülür, tekrar dirilmek, tekrar öldürülmek, tekrar diriltilmek, tekrar öldürülmek, tekrar diriltilmek isterdim diyor sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir tanesi ya Resulallah diyor, amellerin en faziletlisi, en değerlisi hangisidir? Diyor ki Allah'a iman etmek ve Peygamberine iman etmektir diyor. Sonra hangisi? Sonra Allah yolunda cihad etmektir diyor. Cihattan maksat nedir? Cihattan maksat dinini, namusunu, şerefini, vatanını korumak. Mutlaka bunun içerisinde cihat sayılabilmesi için İ'la-i Kelimetullah dediğimiz Allah'ın kelimesi en yüce olsun niyeti mutlaka olmalıdır. Sonra hangisi diye sorduklarında mebrur ve makbul olan bir hac cevabını vermişlerdir. Kıymetli dostlar, şerefli ecdadımız Çanakkale'de destan yazmıştır. Eğer şehitliğin ne olduğunu bilmeselerdi, başka milletlerin yazamadığı destanı yazmıştır. Yedi düvel karşısında ellerinde mermisi olmayan ve doğru düzgün tüfeği olmayan, silahı olmayan insanlar ölürüz. Efendim, hepimiz ölürüz ama bu cennet vatanımızı, bu kendilerine göre dünyevi güçleri, savaş teknik aletleri fazla olan, bombaları fazla olan bu gavurlara vatanımızı teslim etmeyiz diyemezlerdi gönüllerinde iman olmasaydı. Gönüllerindeki imanla onlara karşılık verdiler, direndiler. İyi ki direndiler, Allah hepsine rahmet eylesin. Onlar direndiler, bugün biz esir değiliz. Yoksa biz de esirdik. Ne namus kalırdı, ne de vatan kalırdı. Efendim, sömürge ülkeler nasıl yaşıyorsa biz de öyle sömürge ülkeler gibi yaşardık. Gidiyorsunuz Afrika ülkelerine. Afrika ülkelerine gidiyorsunuz. Efendim, resmi dili Fransızca. La bunlar Fransız değil. Niye Fransızca resmi dili? Çünkü Fransız sömürgesinde yaşıyor. Fransız sömürgesinde yaşıyorsa, geçenlerde Cezayir'e gitmişti reis hocamı. Oradaki satılmış gazetecilerden birisi, Osmanlı burada efendim sömürgecilik yaptı diye söylemiş. Bizimki de ona cevap verdi, dedi ki eğer Osmanlı sömürgecilik yapsaydı sen şimdi Türkçe konuşman lazımdı, Fransızca konuşmaman lazım. Eğer sen Fransızca konuşuyorsan seni sömürenler bak nasıl sömürdüler, dilini de değiştirdiler, Fransızca konuşuyorsun. Evet kıymetli dostlar, Afrika ülkelerine gidiyorsunuz, nasip olursa Nisan ayının sonuna doğru Burkina Faso'ya bir yolculuğumuz olacak. Orada 4 tane ayrı beldede vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz, binasını üstlendiğimiz 4 tane medresenin cami ve müstemilatının açılışını gerçekleştireceğiz. Oraya gittiğimiz zaman neyi görüyoruz kıymetli dostlar? Kafirler istila ettikleri yerde ne din bırakıyorlar, ne iman bırakıyorlar, ne de ekonomi diye bir şey bırakıyorlar. İstiyorlar ki hep fakir olsunlar. Kafalarını kaldıracak durumda olmasınlar. Biz onların altınlarını, madenlerini sömürelim. Altınlarını, madenlerini biz sömürelim. Her gün Burkina Faso'ya birkaç tane uçak sırf oradan altın rezervlerini taşımak için geliyor. Kimsenin gıgı çıkmıyor. Oranın altın rezervleri, zenginlikleri o ülkeyi kalkındıracak. Belki o ülke gibi birçok ülkeyi kalkındıracak durumda olduğu halde fakir, fakir, yol yok, su yok, elektrik yok. Niçin sömürülüyor? Kim sömürüyor? Medeniyet iddiasında bulunan Fransız. Fransızlar, İngiltereliler sömürüyor. İngilizler sömürüyor. Bir kısmını İngilizler sömürüyor. Bir kısmını Fransızlar sömürüyor. Eğer Çanakkale'de şerefli ecdadımız canını ortaya koymasaydı, efendim, bütün mücadeleyi son damlasına kadar, kanın son damlasına kadar vermeseydi, bugün biz de bir Burkina Faso olacaktık, bir Gine olacaktık, başka bir şey olmayacaktı kıymetli dostlar. Adamın bir tanesi geliyor, diyor ki, ya Resulallah, bana öyle bir amel öğret ki, cihattan sonra onu gerçekleştireyim. Efendimiz buyurdu ki, cihadın faziletinde olsun yalnız, cihadın sevabını alayım. Ama cihat olmaz.
Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu bulamıyorum. Öyle bir amel hem cihadın seviyesinde olacak. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman sana bir soru sorayım dedi. Mücahit dedi Allah yoluna çıktığı zaman sen camiye gireceksin, hiç dışarı çıkmayacaksın. Devamlı ibadet edeceksin, hiç uyumayacaksın. Gündüzleri hep oruç tutacaksın, iftar etmeyeceksin. Bunu yapabilir misin? Dedi, ya Resulallah, bunu kim yapabilir ki? O zaman dedi, mücahit, bir insan vatanını, mukaddes değerlerini, dinini korumak için çıktığı andan itibaren dönünceye kadar 24 saat ibadet yapıyor. 24 saat namazdadır, 24 saat zikirdedir, her gün oruçtadır. Bunun mükafatı böyledir. Öyleyse onun mükafatına kim erişebilir? Biz yarım saat namaz kılarız, yoruluruz. Uzanmak isteriz. Bir saat ibadet ederiz, yoruluruz. Ara vermek isteriz. Mücahit bir insan, yani dinini, namusunu, vatanını, mukaddes değerlerini korumak niyetiyle efendim cihada çıkmış olan insan 24 saat aldığı verdiği nefesler hepsi ibadet sayılır. Onun için onun seviyesine kimse ulaşamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanların en faziletlisi kimdir sorulduğunda canıyla malıyla Allah yolunda cihad eden diye cevap vermiş. Sonra kim diye sorulduğunda vadilerden bir vadiye çekilmiş. Efendim Allah'tan korkuyor. Efendim insanların arasında katılırsam insanların hakkına, hukukuna riayet edemem. İnsanların hakkını ödeyemem. Ben böyle bir dağa, bir kenara, bir vadiye çekileyim, keçilerimle, koyunlarımla takva üzere hayatımı sürdüreyim. Eğer topluma karışırsan, topluma karşı vazifelerim vardır. O vazifeleri yerine getireceksin. İşte insanlar benim şerrimden kurtulsun diye bir kenara çekilen insan da efendim az işi başarmıyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin Buhari'de nakledilen hadis-i şeriflerinden bir tanesinde "Lagadvetun fi sebilillahi ev ravhatun hayrun min ed-dunya ve ma fiha." Yani bir insan Allah yolunda dinini ve mukaddes değerlerini koruma adına bir saat sabah veya bir akşam yürümüş olması, mücadele vermiş olması, fedakarlık yapmış olması bütün dünya ve içindekilerden çok daha değerlidir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gerçekler bizim için şaşmaz doğrulardır. Diyor ki: "La yectemi'u gubarun fi sebilillahi ve duhanu cehenneme fi cevfi abdin ebeda." Allah için, bu çok önemli yalnız. Allah için. Allah için namusunu, vatanını, dinini, ezanını, mabetlerini koruma adına, ülkenin güvenlik asayişini temin etme adına savaşa çıkıyorsun. Ülkemi koruyacağım, mukaddes değerlerimi koruyacağım ve bütün bunları Allah için yapacağım diyorsun. Bu yolda bir toz duman çektin içine. Toz dumanı efendim havaya uçuştu. Sen de nefes alırken o toz dumandan içine doğru çektin. Allah yolunda yapılan savaşta meydana gelen toz dumandan insanın içerisine bir toz sirayet ederse o Allah yolundaki toz dumanın girdiği yer ile cehennemin ateşi asla buluşmaz diyor. Dolayısıyla Allah yolunda cihad eden bir insana Allah yolunda isabet eden toz ve duman o insanın cehennemden ebediyen kurtulmasına vesile olur. Kıymetli dostlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması münasebetiyle bugünkü dersimizde şehitliğin Kur'an açısından ve sünnet açısından değerlendirilmesini sizinle müzakere ediyor. Yeni neslin, gençliğimizin buna ihtiyacının gerçekten çok olduğunu da inanıyorum. Çünkü biz Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. O ruhu yeniden kazanmalıyız ve bunu daima canlı tutmalıyız. Bu ruhu kaybettiğimiz zaman biz biteriz. Çünkü bugünkü nesil ve bugün beni dinleyen şu dostlarımız, ülkemizin sınırları içerisinde yaşayan, hatta bizi seven herkes şunu çok iyi biliyor ki,
Dün Çanakkale'de bizi boğmak isteyenler, bugün ekonomik açıdan, siyasi açıdan ve değişik açılardan yine bizi boğmak istiyorlar. Etrafımızı ateş çemberiyle çevirip, üzerimize birilerini salmak istiyorlar ve bizi teslim almak istiyorlar. Biz güçlenmeyelim, biz kuvvetlenmeyelim, sesimiz çıkmasın istiyorlar. Sesimizin çıktığı yerde kes sesini demek istiyorlar. Dolayısıyla Çanakkale ruhunu kaybettiğimiz zaman bizi kolay teslim alırlar. 15 Temmuz'da gördüler ki bu millet ölmemiştir, bu millet bitmemiştir. Bu milleti tüketmek kolay değildir. Bunlar hala fedakardırlar. Çanakkale ruhu hala devam etmektedir. Şimdi Afrin'de de bunu çok net bir şekilde görüyorlar. Elhamdülillah. Kıymetli dostlar, Afrin meselesi bir Kürt-Türk meselesi değildir. Afrin'de, Suriye'de soruyorum size, ne kadar merhametli insanlardır Amerikalılar, ne kadar merhametli insandır Fransızlar, ne kadar merhametli insandır İngilizler. Orada efendim Iraklıları, Suriyelileri kurtarmaya geldiler. İnanıyor musunuz buna? Merhametli insanlar, burada bu zulme uğradı bu insanlar. Gidelim bunları kurtaralım diye mi geldiler? Planlar, hesaplar farklı. Amerika ile biz müttefik olduğumuz halde neden Amerika her şeye rağmen bütün dünyanın gözü önünde bizim birliğimizi bozmak isteyen ve bizim terör örgütü olarak gördüğümüz birileriyle birleşiyor ve birilerine silah yardımı yapmak suretiyle, onlara askeri eğitim vermek suretiyle güya göstermelik bir düşman gösteriyor, bunu halledeceğiz diyor. Diyoruz ki ona biz, seninle biz müttefikiz, halletmek istediğin düşmanı gel beraber halledelim. Yeni bir ordu düzmene gerek yok, biz hazır orduyuz diyoruz. Yok diyor, ben bunlarla yapacağım bunu. Mesele o değil ki. Mesele düşmanı zaten üreten kendileri. O göstermelik düşmanı üreten kendileri. Silah veren yine kendileri. Hesabın içerisinde hesap var kıymetli dostlar. Bunu herkes görüyor. Bu hesabı herkes okuyor. Mesele Irak'ı ekonomik açıdan istila edip doğal zenginliklerine el koymak. Suriye'yi ekonomik açıdan istila edip doğal zenginliklerine el koymak. Suriye'yi, Irak'ı bölmek, parçalamak. İsrail'in karşısında yutulacak bir lokma haline getirmek. Askeri gücü olmayan, İsrail'e karşı koyamayan, efendim büyük İsrail devletini oluşturulmasına engel teşkil edecek olan ülkeleri lokma haline getirip kolay yutulacak hale getirmek. Bu esnada en büyük lokma da Türkiye gözüküyor. Türkiye'yi de yutmak kolay olmayınca ne yapalım? Etraftan, kenardan böyle başlayalım. Yarın yutulması için bugünden bölelim, parçalayalım. Mesele Kürt meselesi değil. Mesele alemi İslam'ı bölmek, parçalamak ve büyük İsrail devletinin gerçekleşmesinin önünü açmaktır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bugün de Afrin'de askerlerimizin, komutanlarımızın çok başarılı bir şekilde sivil halka dokunmadan efendim ülkemizin güvenlik ve asayişini temin edecek çalışmaları yapmış olması ve bunda da Amerika gibi, Fransız gibi müttefik kuvvetlerin kendilerine göre DAEŞ'in karşısında yapamadıkları başarıyı, bunca silahlarına rağmen ortaya koyamadıkları performansı bizim ordumuzun ortaya koymuş olması, Allah'ın izniyle bu ordu kolay kolay yutulacak bir lokma değildir neticesine işi götürmüştür Allah'ın izniyle. Rabbim bize diz çöktürmek isteyenlerin diz çöktüğünü görmeyi bütün dünyaya nasip eylesin. Amin. Hatta diz çökmek yetmez, secdeye kapandıklarını görmeyi Allah bütün dünyaya nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Ali İmran suresinin 169-171. Ayeti kerimelerinde Allah Celle Celaluhu biz iman edenlere diyor ki, ey iman edenler, siz, mealen söylüyorum zamandan kazanmak için, ey iman edenler, siz Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler zannetmeyin onları. Onlar gerçekte ölüler değillerdir. Onlar belahyan, hayat sahibidir onlar. Allah diyor hayat sahibidir. Nerede diyor bunu? Ali İmran suresi 169, 170, 171. Yurzakun, Allah onları rızıklandırıyor be.
Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Onlar Rablerin nezdinde rızıklandırılıyorlar. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah fazl-ı kereminden onlara veriyor, onlar da dört köşe seviniyorlar diyor. Seviniyorlar, uçuyorlar. İyi ki bu makama geldik, iyi ki şehit olduk. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُّوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Diyorlar ki, Allah'ım diyor, bizim için korku olmadığına, bizim için üzüntü olmadığına, çok mutlu olduğumuza arkamızdakiler bundan haberdar olsunlar Allah'ım diyorlar. Biz çok mutluyuz, çok memnunuz, acayip nimetler içerisindeyiz. Bizim için ne korku ne üzüntü yok. Bunu bizim arkamızdaki anamız, babamız, sevenlerimiz bunu bilsinler diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar böyle istiyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ O kadar mutludurlar ki Allah'ın verdikleri nimetler karşılığında. İşte kıymetli dostlar, Kur'an bize bunu böyle öğretiyor. Hayatı böyle öğretiyor. Bir yerde mukaddes değerini, Allah için vatanını, namusunu korumak varsa canını seve seve vereceksin. Hayatta en çok sevdiğin nedir? Yemeklerden şöbiyet mi ne yiyorsun? En çok neyi seviyorsun? Şöbiyeti seviyorsan, şöbiyet ne kadar tatlı geliyorsa Allah için canını vermekte o kadar tatlı gelecek sana. Ben bir can veririm ama bir devleti kurtarmış olurum. Anamın, eşimin, kızımın, kız kardeşimin, kız kardeşim gibi bütün ülkemdeki namusları korumuş olurum. Çanakkale'deki şehitlerimiz korumadılar mı? Canlarını verdiler, ülkenin namusunu korudular. Ezanları korudular, mabetleri korudular. Elhamdülillah cennet vatanımızı bize teslim ettiler. Biz şimdi onlarla övünüyoruz. Ne diyoruz? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan da şühedâ canı cananı diye devam ediyor şair mısrağında. Her toprağında, her karış toprağında şehit kanının olması bizim iftihar vesilemiz oluyor. Biz dedelerimizle iftihar ediyoruz. Biz ediyoruz. Bizim torunlarımız kimle iftihar edecek? Biz de öyle bir hayat yaşayacağız ki gerektiği zaman biz de canımızı mukaddes değerlerimiz uğrunda Allah için, Allah rızası için, bu ölçü çok önemli, Allah için, Allah rızası için verebileceğiz. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitle ilgili, Allah yolunda canını veren şehitle ilgili 6 tane özellikten bahseder. Bunlardan birincisi, şehit şehadete erer ermez, ruhunu teslim eder etmez, Cenab-ı Hak, kulum haydi kefeni yırttın derler ya, günahların silinmiştir bittiği, sen ki canını verdin, en değerli canındı, canını verdin, ben de sildim günahlarını der. Anasından doğmuş gibi günahsız, tertemiz olur. Yalnız burada bir tane istisna var, nedir o? Borçlar müstesna. Yani kul hakları ayrı. İki, ruhunu teslim eder etmez. Cennetteki yeri kendisine gösterilir. Onu görünce, yani öldüğüne, ruhunu teslim ettiğine çok sevinir. Üç, kabir azabı diye bir şey olmaz onun. Cennet bahçesine girer gibi kabire girer. Dört, kıyamet günü feza'ul ekber denir kıyamete. En korkulu gün, en dehşetli gün. O gün emniyet içerisinde asla korkmaz. Efendim emniyet içerisinde feza'ul ekber dediğimiz kıyameti karşılar. 4. Ve yuda'u ala ra'si tacul bekar el yakutetu minha hayrun min ed-dunya ve ma fiha. Şehit olan insan mahşerde diriltildiğinde kafasında bir taş, yakuttan bir taş giydirilir. Bütün dünyadan daha değerli bir taş giydirilir. Mahşer meydanında dolaşırken o taş sebebiyle, giydiği taş sebebiyle herkes onun dünyada Allah için canını feda eden bir şehit olduğunu idrak eder. Ve cennetteki hurilerden 72 tane sadece şehitlik makamına erdiğinden dolayı kendisine verilmiş olur. Ayrıca son olarak da akrabalarından ve aile bireylerinden iman sahibi olup günahkar olanlardan 70 kişiye şefaat hakkı verilir. Kulum sen ki canını verdin bu yolda, akrabalarından 70 kişiye şefaat hakkı verdim sana der Allah Celle ve Ala Hazretleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin naklettiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz
şehit insan şehit olarak düşerken sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa, işte şehit düşen insan da şehit düşmesi esnasında ne kadar efendim bombardımana uğrarsa uğrasın, duyduğu acı aynen o kadardır diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Son olarak da kıymetli dostlar, bu noktada şunu paylaşacağım sizinle. Bir insan şehadet şerbetini içtiği zaman Allah için, namusu için, mukaddes değerleri için canını feda ettiği zaman kendisi ahirete göçmüş, hayatı bitmiş oluyor. Ama bu insan bir devleti, bir milleti hürriyeti içerisinde kalmasını sağladığından dolayı bu insanın amel defteri kapanmaz. Mesela Çanakkale'deki şehitlerimizin amel defteri kapanmıyor. Çünkü onlar orada şehadet şerbetini içmeselerdi, bugün biz sizinle şu camide toplanamayacaktık. Efendim, esaret altındaki bir millet neler yapabilirse biz de onları yapabilecektik. Namusumuzu, şerefimizi koruyamayacaktık. Mabetlerimize sahip çıkamayacaktık. Eğer biz bugün hürriyet içerisinde bunları gerçekleştirebiliyorsak, Çanakkale'deki şehitlerimize borçluyuz. Doğru mu? Çanakkale'deki şehitlerimize borçluyuz. Öyleyse bizim burada yaptığımız vaazlardan, kılacağımız namazlardan, yapacağımız diğer bütün iyiliklerden onların da nasibi var mı? Vardır. Onun için şehitler öldükten sonra da amel defterleri kapanmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammedi okundu. Bir iki noktayı paylaşarak Çanakkale şehitlerimizle ilgili nasip olursa pazar günü sabah sohbetten sonra, her pazar günü bizim burada sabah namazını müteakiben sohbetimiz oluyor. O sohbetten sonra da inşallah okunan hatmi şeriflerin duası ve Çanakkale şehitlerimizi anma ile ilgili bir merasimimiz olmuş olacak. Bunu da siz kardeşlerimle paylaşmış oluyorum. Buradaki Kur'an hizmetlerinin her zaman sizin dua ve desteğinize ihtiyacı vardır. Bunu ben severek ve sevinerek sıkılmadan söylüyorum. Bazıları diyor ki, Allah razı olsun Ali Hoca geldi, mahalleye şenlik getirdi, her taraf cıvıl cıvıl talebe doldu. Sadece mahalle değil, elhamdülillah İstanbul'un birçok ilçesinde sizin desteklerinizle efendim kurumlar ve kurslar açıldı. Bunlar Ali Hoca'nın eseri değil, sizin eserlerinizdir. Bazıları da diyor ki, bu Ali Hoca'yı duyunca aklıma para geliyor. Ya Allah aşkına, yani beni duyunca aklınıza para mı geliyor? Beni duyunca aklınıza nasıl para gelsin? Kimseden zorla para istemedik. İstedik mi? Öyle bir yetkimiz de yok zaten. Ne diyoruz? Sadece şunu söylüyoruz. Bir Kur'an hizmeti var. Bu Kur'an benim Kur'an'ım, kitabım olduğu kadar sizin de kitabınızdır. Çocuğunuz doğar, kulağına ezan okunacak, hoca lazım. Evleneceksiniz, hoca lazım, dua edecek, hoca lazım. Ölürsünüz, efendim cenaze ile ilgili hoca lazım. Yedisinde hoca lazım. Yani hocasız olmaz ki zaten. Kur'ansız olmaz. Peki bunları yetiştirecek bir müessese lazım. Çocuklarımız, torunlarımız okuyacak, alim olacaklar. Bizim torunlarımızı, sizin torunlarınızı bunlar yetiştirecek, bunlar sahip çıkacak. Dinine, namusuna, vatanına sahip insanlar yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla bunların da yetişmesi için küllü şeyin yetevekkafu alel mıngır tıngır. Her şey mıngıra tıngıra bağlı. Evin cebinizde para olmadan eve gidince hanımın nezdinde de değeriniz kalmıyor, değil mi? Paralı gittiğiniz zaman daha böyle rahat rahat gidiyorsunuz. Parasız gidince böyle kuzu kuzu gidiyorsunuz. Çünkü isteklere cevap veremeyeceksiniz. Bu hizmetlerin yürüyebilmesi için buna ihtiyaç var. Ama bakın, ben size şunu çok temin ederim ki ben veya bir başkası Allah için sizden yardım istediğinde kendimiz için istiyorsak namet olalım zaten. Kendi mukaddes değerleriniz için istiyoruz. Verdiklerinizden kefene girdiğiniz zaman, kefene dürüldüğünüz zaman asıl o zaman mutluluk duyacaksınız. Ben bundan eminim. Siz de emin olun. Çünkü ben kefenin içerisinde giderken kefene sarılan hiçbir insanın ne şekini gördüm, ne parasını gördüm. Kefenin içerisinde don da yok, çorap da yok. Geride kalanlar, sessiz söyleyeyim biraz, geride kalanları kavga ile dağıtıyorlar
çocuklar. Yok anama vermeyeceğim, yok kızıma vermeyeceğim, ona vermeyeceğim. Şurası kavga yapacaklar kendi aralarında. Çoğu kavga yapıyor. Ama Allah için verdikleriniz kesin sizindir. Onun için efendim bana bakınca para gözüyle bakmayın. Dua gözüyle bakayım, ben size çok dua ediyorum. Cenab-ı Hak her birimizi helalinden bol bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Gençlerimize ve insanlarımıza Çanakkale'deki şehitlerimizin ruhunu nasip eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu canını feda eden ve şu cennet vatanımızı bize emanet eden, düşmana çiğnetmeyen o yüce şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Makamlarını, derecelerini âli eylesin. Cennette Habibine komşu eylesin. Afrin'de ülkemizin güvenlik ve asayişini temin uğrunda canını veren şehitlerimize de Rabbim yüce makamlar ihsan eylesin. Yaralarımıza da acil şifalar ikram eylesin. En kısa zamanda vazifelerini tamamlayarak, güvenlik ve asayişimizi temin ederek evlerine, yuvalarına dönmelerini nasip eylesin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için El-Fatiha.